Sinan Bey, sizle başlayayım. Şöyle başlayayım. Yani mesela İstanbul depremi üzerinden konuşuyoruz. Siz kişisel olarak ne tür önlemler aldınız? Eviniz nerede? Nerede oturuyorsunuz? Nerede oturmayı tercih etmiyorsunuz? Mesela bunlar da çok konuşulmuyor. Çünkü şehirleri, belediyeleri vesaire etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Celal Hoca bir paylaşım yaptı mesela. Ben Assos'a taşınıyorum dedi. Artık İstanbul'da durmayacağım dedi. Böyle endişeler taşıyor musunuz? Buyurun. Hayır, böyle endişeler taşımıyorum ve insanları bu tür korkutmanın da bir marifet olmadığını zannediyorum. Yani gerçekten bu ülke bize ilkokulda, ortaokulda, üniversitede herhangi bir bedel ödemeksizin okuttu. Bizim de bu ülkeye karşı sorumluluklarımız. Şimdi geçen gün pazar günü köşemde böyle bir yazı da yazdım bu konuda. İnsanları korkutmak marifet değil, onları paniğe sevk ediyor. Bu Celal Hoca'nın söylediğinden sonra çok kişi beni aradı. Dedi ki İstanbul'u terk mi edelim, işte biz de gidelim mi, nereye dedim. Anadolu coğrafyasının tümünde hemen hemen bu deprem binlerce yıldır oruyor. Deprem olacak demek marifet değil. Çünkü yılda Türkiye'de 22 bine yakın deprem oluyor. Bazılarını hissediyoruz büyüklüklerine göre, pek çoğunu da hissetmiyoruz. Deprem olacak. Bu coğrafyada binlerce senedir deprem oluyor ve binlerce senede olmaya devam edecek. Biz buna karşılık ne tedbir alabiliriz, ne tedbir almamız gerekli. Üstelik de gördük. Yani benim Antakya'da gördüğüm binaların bodrum katı yoktu. Niye yok diye merak ettim. Çünkü bodrum katı yapmak için 2 metre indikleri zaman su çıkıyor. Kimse orada bodrum katını izolasyona yapıp bunun maliyetini katlanmak mı istememiş. Bodrumsuz bina yapmışlar. Halbuki yönetmelikte var değil mi? O inşaat mühendisi hocalar bilir. Yani 3 katı geçen, 4 katı geçen, 5'te 1'i kadar da bir bodrum yapmak lazım. Şimdi bizim depremden sıkıntımız yok. Biliyoruz bunu. Bütün literatürde, bütün kayıtlarda deprem olmuş binlerce. Şimdi ne yapabiliriz? Yani bu yapılarımızı nasıl depreme, depremden kimse ölmüyor. Bakın geçen gün Malatya'da bir deprem oldu. Hı hı. Depremden yaralanan kimse yok. Var 23 kişi ama onlar camdan atladığı için. Evet. 23 kişi camdan atladığı için. Yani bu korkuyu topluma enjekte etmenin, toplumu bu kadar korku altında paniğe sevk etmenin bence bir hoca olarak... Ama Sinan Hocam, Malatya'da deprem oldu ve çok ağır bir yıkım oldu. Öyle bir depremi yaşayan kimse sallandı mı atlayabilir yani. Tamam. Ama bunda bizim onu bu konudaki uzmanların da onları paniğe sevk etmesinin çok büyük etkisi var bu işte. Yani, paniğe sevk edilmediğimizde ve korkmadığımızda sanki hiçbir önlem almıyormuşuz gibi bir durum da var mı? Buyurun. Mehmet Akif Bey, bu binaları yenileyeceğiz. Bu binaları yenileyeceğiz. Yenilemek mecburiyetindeyiz. Ama Türkiye'nin ekonomisi bu kadar binayı kısa süre içinde yenilemek şansına sahip değil. İşte söylüyor, demin öğleden sonra Sayın Bakan'ın açıklaması var. 100 milyar dolar diyor bu 5 tane kentte gelecek yapılan, yıkılan binaların bir kısmının, o da tamamının değil, yenilenmesi için 100 milyar dolar para diyor. Yani Türkiye'nin ekonomisi belli, elimizdeki kaynaklar belli. Bir dönem labali bir şekilde yapılmış şeylerden dolayı, depremden değil, bütün sıkıntımız mevcut binalardan. Ve insanlar gerek İstanbul'da gerek Büyükşehir'de, bu doğalgaz bağlandıktan sonra da kimse bodrum katına inip de ya burada bir dejenerasyon var mı? Burada bir rutubetten dolayı bir paslanma, kolonlarda bir patlama var mı? Bunu nasıl tedavi ederiz diyordu. Kimsenin umurunda değil. Herkes kendi dairesini dört dörtlük yapıyor. Sonra müşterek hacimlerde kimse hiç onları ilgilendirmiyor. Hocam, İstanbul'u dolaşıyorsunuz, iyi de biliyorsunuz. Ürkmüyor musunuz gerçekten? Allah korusun bir deprem olsa burada bu sokaktan bu sokağa geçemeyiz. Normal arabayla normal zamanda geçemediğimiz sokaklar var. Oralara arama kurtarma ekibi... Evet. Evet derken, yani ürkmüyor musunuz? Endişe ediyorum. Bakın yalnız ondan değil. Geçen gün
Beyoğlu bölgesinde bir yabancı aile, bir turist ailesi geçerken üstlerine taşlar düşüyor çatılarda. Evet. Yani ben İstiklal Caddesi'nde veya oralarda yürürken de mevcut korunması gerektiği kültür varlıklarının zaman içinde gelen tahribatından dolayı doğrusu korkuyorum kafama bir şey düşer mi diye. Ama bu bütün yapılarımız için böyle, bütün Türkiye'de bu yapıların yapım sıkıntısı var. Bir ara görmezden geldik. Herkes işte bu biliyorsunuz inşaat Türkiye'nin lokomotif sektörü diye önüne gelen hala da yapmaya devam ediyor. Mithat Hoca'yla da bir toplantıda bunu konuştuk zaten derin derin. Şimdi ne yapacağız? Deprem olacak mı? Tamam olacak. Oluyor. Olmakta da devam edeceğiz. Ama biz ne yapacağız? Bence çözülmesi gereken, konuşmamız gereken bundan sonra ne yapabilir? Bugünkü imar planlarıyla geldiğimiz nokta bu. İmar kanunu yeni yönetmeliklerle bir şeyi düzene sokmazsak herkesin peşine birer polis takacak halimiz yok. 99'dan bu yana ilerleme kat ettiğimizi düşünüyor musunuz? Yani yeni yapılan yapılarda... İmar planları için de soruyorum bunu. Hayır, imar planları için hiçbir düzeltme yok. Eski tas, eski hamam devam ediyor. İnşaat kalitemiz arttı diyorsunuz. Ondan da şüpheliyim. Yani beton kalitesi arttı ama işte görüyoruz. Yani daha sonra depremin hemen sonrasında İzmir'de mi, Ege bölgesinde bir yerde numune alındıktan sonra gelen şey betondan, beton santralından gelen betondan içine sık kattıklarını görünce dönüyor kontrol, tekrar numune almak istiyor, hastanelik ediyorlar, dönüyorlar. Yani bizim kültürümüzde şöyle bir şey var, bundan çok şikayetçiyim ve bunu da senelerdir söylerim. Kendi başımıza gelmediğimiz müddetçe bir başkasının başına gelen şey bizim için örnek olmuyor. İlla birebir bizim başımıza gelecek. Bu da bugünkü sıkıntıları da oluyor. Başımıza yani gelince de zaten bir manası kalmıyor işte yani. Kalmıyor. Korkunç örnekler var. Ayrıca ders almıyoruz. Peki. Konuşacağız, devam edeceğiz. Kültür sorunu. Doğru, çok önemli bir ifade. Bu bir kültürel de bir sorun aynı zamanda.